Eski CIA memuru. Şimdi diyeceksiniz ki ne oluyor abi ya diyeceksiniz. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Eski CIA memuru kim biliyor musunuz? Tom King. Evet. İstediğiniz Yavuz The Collector yaptı işte. Bugün sizlerle son yıllarda yıldızı parlayan o meşhur yazar Tom King'in hayat hikayesine değineceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. Evet arkadaşlar, uzun zamandır birçok arkadaşımız bana Tom King ile ilgili bir video yapmamı söyleyip duruyordu ve ben de sizleri kırmadım ve bugün nihayet sizlerle beraber Tom King'i şöyle enine boyuna masaya yatıracağız. Hayat hikayesine bakacağız. Nereden gelmiş, nereye gitmiş, şöyle biraz olsun Tom King abiyi inceleyeceğiz diyorum. Kimdir bu Tom King arkadaşlar? Kendisi 15 Temmuz 1978 yılında doğmuştur. Ve şunu da belirteyim hemen, benim de doğum günüm 18 Haziran 1978. Yani enteresandır, aramızda topu topu bir ay var Tom King'le. Kendisi Kaliforniya doğma büyümedir arkadaşlar. Bugün kendisi evli, 3 çocuk babası ve Washington'da yaşamaktadır. Ve biraz önce de belirttiğim gibi Kaliforniya doğma büyüme olan Tom King'in annesi de o dönem Hollywood'da film sektöründe çalışmaktadır. Tom King aslına bakacak olursanız yazarlık olarak, daha doğrusu çizgi roman dünyasında 90'lardan beri mevcut. 90'lı yıllarda Tom King staj döneminde DC ve Marvel arasında bayağı bir mekik dokunmuş. Ve şöyle söyleyeyim, o dönem Marvel Comics'te X-Men serisini yazan Chris Claremont adlı ünlü yazarın yanında bayağı bir vakit geçirmiş. Yani staj döneminin %80'ini zaten Chris Claremont'ın yanında takılarak geçirmiş. Ve sonrasında ne olmuş? Bakınız, buraya dikkat edin. Bu 2001 senesinde Amerika'da yaşanan 11 Eylül saldırısından sonra Tom King aşırı derecede milliyetçi duyguları kabarır ve gider CIA'ya yazılır ve CIA'de memur olarak işe başlar. Uzunca bir sürede, yaklaşık 2011 yılına kadar da CIA'de çalışacak Tom King. Yani yazarlığı falan o dönem bırakır ve varını yoğunu Amerika'ya hizmet etmek için adar. Ve bu dönemde işte Irak'a gider, Kuveyt'e gider. Orada nasıl diyeyim size, masa başında işte bu işte teröristleri yakalamak için uğraşan kişilere masa başında bir takım destekler verir. Ve dediğim gibi uzunca bir süre CIA'de çalışacaktır Tom King. 2011 yılında arkadaşlar Tom King evlenir. Evlendikten sonra ilk çıkaracağı kitap Once Crowded Sky. Aslında bakacak olursanız bu çizgi roman değil, bu bir süper kahraman romanı olacaktır. 2012'de bu kitabı çıkardıktan sonra Tom King CIA'den ayrılır. Yine aynı dönem karısıyla beraber ilk çocukları dünyaya gelecektir. Ve sonrasında Tom King tekrar gözünü arkadaşlar çizgi roman dünyasına dikecektir. Ve tekrar DC'ye gider. DC'ye gittikten sonra DC kendisine Nightwing çizgi romanını yazmasını önerir. Başka bir yazar Tim Seeley ile beraber. Uzunca bir süre Nightwing'i yazdıktan sonra kendisine Grayson çizgi romanını yazması teklif edilecektir DC tarafından. Bunun yanı sıra yine arada sırada Vertigo Comics'te de irili ufaklı bir takım çizgi romanlarda da yazarlık yapacaktır Tom King. Ve yine onun sonrasında tabii bir takım yine böyle DC'deki irili ufaklı, işte Teen Titans olsun, Batman olsun ve yine bir takım diğer çizgi roman sayılarında da ara ara kendisi yazacaktır. Ve 2015 yılına geldiğimizde Marvel kendisine Vision çizgi romanını yazmasını teklif edecektir ki zaten bu Tom King'in kırılma noktalarından birisi olacaktır. Biliyorsunuz Vision çizgi romanı herkes tarafından çok beğenilmiş, ödül almış, çok popüler olmuş bir çizgi roman serisiydi. Ve Tom King Vision çizgi romanını yazdıktan sonra tabii DC Comics'te Tom King'in içerisindeki cevheri görür ve ne yapar? Ona daha fazla ciddi işler, ciddi projeler vermeye başlayacaktır. Fakat şöyle bir şey olacaktır. Tom King o dönem DC tarafından DC'nin eskiden 70'li yıllardaki çizgi romanlarından birisi olan The Omega Man adlı çizgi romanını yeniden yazması istenecektir. Fakat ne yazık ki Tom King o Omega Man çizgi romanında başarılı olamayacak arkadaşlar.
Birinci, ikinci, üçüncü sayılardan sonra gelen bütün olumsuz tepkilerden dolayı DC seriyi geri çekecektir, yayından kaldıracaktır. Bu arada Omega Man ne diye soracak olursanız, bizim Guardians of the Galaxy'nin bir nevi DC versiyonu diyebiliriz. Yani o şekilde söyleyeyim. Ve dediğim gibi Omega Man'le beraber Tom King ne yazık ki iyi iş çıkaramayacaktır o seride ve gerçekten çok okuyucu tarafından eleştiri geldiği için seri yayından kalkacaktır. Lakin tabii DC hiçbir şekilde Tom King'i bırakmayacaktır ve sonrasında yine Tom King'e ciddi işler verecektir. Ve en son bildiğiniz gibi zaten Tom King'in yıldızının tavan yaptığı, parladığı iş nedir? Bizim bu DC Rebirth'teki Batman serisidir. Gerçekten orada birinci sayıdan 100. sayıya kadar Tom King 10 numara 5 yıldız bir iş çıkararak başarısını ciddi anlamda perçinlemiştir. Ve onun yanı sıra tabii ki Mr. Miracle yazmıştır. Mr. Miracle'da da biliyorsunuz birden 12. sayıya kadar harikulade bir çizgi roman çıkarmıştır ki hatta Eisner ödülü bile aldı Tom King o çizgi romanla beraber. Bunu da belirteyim. Tom King 2017 ve 2019 yılları arasında arkadaşlar toplamda 3 tane Eisner ödülü almıştır. Yani hakikaten son yıllarda gerçekten sağlam işler yapmıştır kendisi ve bugün gerçekten yani tahtını sağlamlaştırmıştır bir yazar olarak. Ve bugün hala da biliyorsunuz işte bütün DC çizgi romanlarının çoğunda Tom King yazmakta. Superman'den tutun da işte Heroes in Crisis'a, onun yanı sıra yine bu önümüzdeki aylarda çıkacak olan Batman Catwoman adlı mini seri ve yine daha gelecek olan bir sürü projede Tom King abi yer alacak. Evet, gördüğünüz gibi Tom King'in kısa hayat hikayesi bu. Adam yani ne kadar enteresan değil mi? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Çizgi romanla ilgili haşır neşir olurken öyle bir olay gerçekleşiyor ki o olay sonrasında tamamıyla düşünceniz değişiyor ve amcam gidiyor CIA'ya katılıyor. Sonra seneler sonra bir süper kahraman romanı yazıyor ve o roman tutulduktan sonra da tekrar yıldızı parlıyor ve bu şekilde DC'nin bugün dediğim gibi en çok beğenilen hatta çizgi roman dünyasının en çok aranan çizgi roman yazarlarından birisi oluyor. Bu arada arkadaşlar Tom King'in en belirgin, en çok beğenilen 4 işini sıralayacak olursak DC Rebirth Batman, Mr. Miracle, Vision ve Sheriff of Babylon. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz ve bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.